sana kahve pişirmek istemiyor. Kalk kendi yap kahveni. Benim canım senin elinden bir kahve içmek istiyor, oldu mu? Ay, her şey senin öyle canını istediğine göre olmaz. Senin canın onu isteyecek de ben onu yapacağım, öyle mi? Öyle olmuyor beyefendi, canını istediğine göre olmuyor. Betüş, bak sana ne diyeceğim. Bu oyun biraz fazla uzamaya başladı galiba. Oyun falan oynadığım yok Sadık, anlayamadın herhalde. Bana bak, kendine gelinceye kadar burada yatacaksın. Ve benim yatak odama girmeyeceksin. Halacık bak bununla 99 oldum. Artık affettin mi beni? Tamam affettim seni. Efendim buyurun. O ne o? Size kahve yaptım. Sen. Aa aşk olsun. Neden sanki ilk defa pişiriyormuşum gibi davranıyorsunuz anlamıyorum. Ne bileyim günahını almayayım. Bir defa daha yapmıştın ama o da seni avniye istemeye geldiğimiz gündü. Aşk olsun yani hala. Vallahi kalbimi kırıyorsunuz. Sana ne oldu bilmiyorum ama bugün tam istediğim gibi bir gelin oldun kızım. Gel öpeyim seni. Ay canım, canım halacığım, siz benim başımın tacısınız. Allah Allah. Geliyorum. Merhaba baba. Merhaba oğlum. Merhaba kızlar. Merhaba. Film çok mu kötüydü yoksa? Güzeldi. Ben izleyemedim babacığım, bilmiyorum. İyi de yani ama sanki sen filmi izlemişsin de kızlar bilet bulamayıp sinemanın kapısında seni bekliyorlarmış gibi duruyorsun. Anlayamadım şimdi. Yani senin yüzün gülüyor, onların suratı beş karış. Nasıl oluyor bu? Filmle ilgisi yok baba. Mert'le ilgili. Mert kim? Ya Tuğçe'nin erkek arkadaşı sandığım çocuk. Ne alaka? Değilmiş. Ne değilmiş? Erkek arkadaşıymış. Ha Tuğçe'nin mi? Evet. Bugün o çocuğu sinemada gördüm. Ve yanında... Bir kız arkadaşı vardı. Mert abime aslında Tuğçe seni çok seviyor. Ama onu kıskandığın için seninle daha fazla devam etmek istemiyor dedi. Yani? Yani yarın Tuğçe'den özür dileyeceğim. Öyle mi? Aa çok güzel. Benim hemen gidip bir plan yapmam lazım. Tamam sen yap. Evet, sizin derdiniz ne bakalım anlatın. Barışırlarsa abim bizi yanında istemeyecek. Bir daha da bizi sinemaya götürmeyecek. Bu geceki gibi bankar olmayacak. Bize istediğimizi ısmarlamayacak. Kalk hayatım, işe geç kalacaksın. Betüş. Ay,
Betüş. Ay ne var? Adımı mı ezberliyorsun sabah sabah? Hayatım. Girme içeri. Demedim mi ben sana girmeyeceksin diye? Tamam şey ama bak hani geç kalacaksın işe ve uyan demek için rahatsız etmiştim de. Sana ne Sadık? İstediğim saatte kalkarım, istediğim saatte yatarım. Ama yeter artık Betüş. Yani bu oyunu bırak lütfen ya. Yani Suzan Hanım gibi davranmaya devam edersen vallahi bozuşuruz ha. Bak taktın bu Suzan Hanım'ı kafaya. Çok fena taktın Sadık kafaya. Alacağım ayağımın altına. Gebertirim. Ama Betüş. Sus! Ama bir... Allah Allah. Bu benim karım mı ya? İnanamıyorum. Of. Aman sabah sabah keyif yapacağız. İçine limon sıktın Sadık. Limon. Betüş. Ödümü patlattın. Aa, sen de benim ödümü patlattın yani. Oğlum sabah sabah ne işin var senin banyoda? Ay affedersin tabii hata bende oldu. Neyse benim işim bitti. Çıkıyordum zaten. Dur bakayım sen gel. Ne bu kafa böyle jöleler möleler? Barıştınız mı Tuğçe'yle? Yok barışmadık ama barışacağız. Sen dün biz geldiğimizde yatıyordun. Ayrıntıları kaçırdın. Aa, gel ne ayrıntısı? Ya hani o Mert var ya Tuğçe'nin hiçbir şeyi değilmiş. Dedik sana oğlum be aman. Bak. Bak bakma bana öyle. Biraz sonra diyeceksin ki ne biçim konuşuyorsun Betüş filan. Öyle bir şey dersen senin o tombul yanaklarını ısırıveririm. Anladın mı? Hadi kalk kahvaltıya. Görüşürüz ben duş yapacağım. Hadi. Günaydın. Günaydın. Oo, gene süslenmişiz. Of course Firuz Hanım. Bugün büyük gün. Ya ne demezsin. Bak abi bir daha düşün. Tuğçe hayatımızda yokken üç kardeş ne kadar mutluyduk. Çilekçim eğer böyle konuşmaya devam edersen Kaan'ı ancak rüyanda görebilirsin. Görüyor musun? Daha Tuğçe ile barışmadan eskisi gibi oldu. Maalesef görüyorum. Selam millet. O uyuşuk babanız daha inmedi mi? Geldim Betüş Hanım. Ay ne bu surat yine böyle? Sözlerinize ve hareketlerinize dikkat ederseniz çok daha iyi olacak. Çocuklar kusura bakmayın ben kahvaltımı Yavuzlar'da yapıyorum. Yok sorun değil baba. Sorun değil. Evet bu iş bu kadar. Şimdi hemen Eda'lara gidip Sadık'ın Yavuz'a neler anlattığına bizzat yerinde şahit olmalıyım. Ay bu iş eğlenceli olmaya başladı. Günaydın Taci. Hoşça kal Taci. Oh sabah sabah kokular sürünmüş. Nereye gidiyorsun böyle? Sabah sabah kokular sürünmüş. Hava almaya gidiyorum canım. Ay ne havasıymış bu canım. Peri havası canım peri havası. Biraz dolaşıp geleceğim. Yürüyerek mi? Hayır metroyla. Uçarak, sihirle. Nedir bu sorgu sual? Bak unutma Taci. Sonra seni akrep yaparım. Aman akrep yaparmış. Şuna bak sanki çocuk korkutuyor. Biz de köpek olduk olalı karizma yerlere serildi. Merhaba Taceddin'cim. Merhaba Perihan. Nereden çıktın sen? Hayatım son günlerde ortalıkta çok garip şeyler dönüyor da senin haberin var mı diye sormaya geldim. Nasıl? Hangi garip şeyler? Dün geceden beri sihirli aynamdan Suzanların ve Betüşlerin evini izliyorum. Her iki evde de çok tuhaf şeyler dönüyor. İçimden bir ses bu işlerde Dudu'nun parmağı var diyor Taceddin. Ne tesadüf. Aynı ses bana da konuşuyor. Aa, o zaman daha fazla beklemenin alemi yok. Dudu'nun son günlerde neler yaptığına bir bakmam gerekiyor. Bak. Hatta ben de bakayım. Evet. İşte oldu. Ey güzel sihir. Git kızımın karakterini değiştir. Ah kaynar suya el sokulur mu ya? Ah. Yandım kaşık. Hadi baba yumurtalar nerede kaldı? Açlıktan öleceğim. Tamam hayatım tamam. Şimdi geliyor. Ay bir yumurtayı cezveden çıkarmayı beceremedi. Başka şeyleri nasıl becerecek acaba? Eda.
Efendim? Hayatım biraz bakar mısın? Ne var yine? Aşkım ben bu yumurtaları çıkartamıyorum ya. Tamam sen geç ben hallederim. Ay 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 şapşal damat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.